videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İster yatırımlık, ister kendiniz oturmak için olsun, diyelim ki alacağınız evi buldunuz. Evi gördünüz, beğendiğiniz, satıcıyla fiyatta da anlaştınız ve tapu işlemlerinizi de tamamladınız. Tebrikler! Hayalinizdeki ev artık sizin. Peki ya satın alınan evde hali hazırda bir kiracı varsa ne gibi haklarınız var Gelin beraber inceleyelim. Satın alınan evdeki kiracının tahliyesi için nasıl bir süreç izlenmelidir? Satın alınan evde kiracı varsa yeni ev sahibinin hakları 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre yeni ev sahibi olarak maddeler halinde sayarsak 1 evi satın aldığınız an itibariyle eski ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin tarafı olmuş olursunuz. 2. Tapuda kira şerhe varsa kanun gereği zaten kira sözleşmesini süresi dolana dek devam ettirmek ile yükümlüsünüz. 3. Tapuda şerh yoksa ve evi tahliye etmek istiyorsanız kiracıya tapu devrinden sonra en geç bir ay içinde bir ihtarname göndermeniz gereklidir tapu devrinden sonra bir ay içinde bu ihtarnameyi göndermezseniz var olan kira sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız. 4. İhtarname gönderildiyse eğer kiracı kira sözleşmesi bitiminde veya sözleşmenin bitimi 6 aydan uzunsa 6 ay sonunda evi tahliye etmek zorundadır. Tahliye gerçekleşmemesi durumunda kiracıya tahliye davası açılabilir. Basitçe örneklendirmek gerekirse, diyelim ki evinizin tapusunu 15 Ocak'ta aldınız. Tahliye 10 koşulu olarak 15 Şubat'a dek ihtarname göndermeniz gereklidir. Mevcut kira sözleşmesi 15 Ekim'de sona eriyorsa, 15 Temmuz'a dek kiracı tahliyeyi gerçekleştirmediyse tahliye davası yoluna gidebilirsiniz. Bir diğer örnekte mevcut kira sözleşmesi 15 Mart'ta bitiyorsa, 15 Nisan itibariyle 6 ay geçmesini beklemeden tahliye davası yoluna gidebilirsiniz. Devam edelim. Satın alınan evdeki kiracının tahliyesi hangi koşullara bağlıdır? Yeni satın aldığınız evinizdeki ilk bir ay içinde tahliye ihtarnamesi göndermiş olmanız kiracının tahliyesinin gerçekleşeceğini garanti etmez. Gelin diğer koşullara bir göz atalım. Maddeler halinde gidersek 1. Burada en sıklıkla atlanan husus ihtarnamede sizin ev ile ilgili gereksiniminizi belirtmek zorunluluğunuzdur. Borçlar Kanunu'nda belirtildiği üzere mülkü edinen kişi olarak mülkü kendiniz, eşiniz, alt soyunuz, üst soyunuz veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler için kullanmanız gerektiğini açıkça göstermeniz gerekiyor. Bu nedenle ihtarnamenin avukat tavsiyesiyle hazırlanması ve haklı bir gereksinime dayanması yararınıza olacaktır. İhtarnameyi noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz. İkinci madde, atlanan hususlardan bir değeri ise tekrar kiraya verme kısıtlamalarıdır. Diyelim ki aldığınız evde oturma gereksiniminizi ihtarnamede açıkça ortaya koydunuz ihtarnameniz kabul gördü ve kiracı evinizi tahliye etti. Bu durumda 3 yıl süreyle evinizi bir başkasına kiralayamazsınız. Bu hükme uymadığınız takdirde eski kiracınıza son kira yılında ödenmiş olan 1 yıllık kira bedelinden az olmamak şartıyla tazminat ödemekle yükümlü olursunuz. Üçüncü madde, diyelim ki ihtarnameyi haklı bir ihtiyaca dayanarak kiracı ile paylaştınız. Fakat Kiracınız kira sözleşmesinin şartları yerine getirmiyor. Örnek: Kira bedelinin belirli bir süre boyunca ödenmemesi. Bu durumda ihtarname sonrası 6 ay geçmesini ve kira sözleşmesinin sona ermesini beklemeden tahliye davası açma yoluna gidebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza